Evet arkadaşlar, bugün fiyat 55.40 altının hava filtresini söküp temizleyeceğiz, yıkama işlemi yapacağız. Tarlalardan hiç çıkmıyor. Önümüzdeki haftalarda da yağını değişeceğiz. Şu anda babamla başladık. Söküp tamir ediyoruz. Burada civataları var. Bu traktörü sahip olanlar bilir zaten. Bu yanda kelebeklerin civatasını aldıktan sonra hava filtresi boşa çıkacak. İçindeki pisliği görüyorsunuz. Tarlalardan çekmiş çekebildiğini. O alt tabakta üst tarafta temizlenecek. Onun için söküyorum. Komple temizleriz. Gel Asi, biraz abla bilsin. Sıra ablada. Hadi. Tamam, biraz daha bir de karşı tarafı sökeyim. Bunlar karşı tarafını sökmeyince, radyatörden ayırmayınca Kimosan senin kapağı sahip. Komple çıkmaz. Burada. Bu tarafı da alıyoruz. Hava filtresini tutan kulaklar bunlar. 4 tane civata. Sağda ve solda 2'şer tane. Hava filtresi boşa çıktı. Gevşedin mi sökmeden? Sökeyim mi bunu? Sökme. Sökelim anne. Ya anne sökme. Başka bir şeyde çapıştırırız. Ne de yapıştırırız. Bir yukarıdaki havalandırma borusunun da kelepçesini gevşettik. Sadece çekip çıkaracağız. Ben geçeyim mi? Geldim. Ağır olur biraz da. Dur. Çoktan beri sökülmüyor ya. Ondan dolayı. Şöyle bir tut karşıdan. Evet. Hava filtresini aldık. Kelepçelerini çıkarıyoruz. Bunu sökecek bir kutu anahtar unuttuk. Her yıl mutlaka bakımdan geçsin arkadaşlar. Mutlaka. Tarladan çıkmıyorsa mutlaka geçsin. Hatta 7-8 ayda bir geçebilir. Sezon. Bunu hava filtremizi şu anda kulaklarıyla beraber aldık. Bunun komplesini almamızın sebebi de normalde şu alt tırnaklarını alıp da altını temizleyip yeri takılabilir de içi komple pis. Üst tarafında temizlenmesi için komple söktük yani motordan. Dedim 4 tane civata tutuyor. Yani komple temizliğini yapmak için. Bayağı bir tutmuş sezonda çünkü. Tarlalar bu sene kurak olduğu için contasını alayım. Her yer toz. Bak şu anda bayağı onu şey yapalım baba. Giriş çıkıştan gelen havanın durumunu görüyorsunuz. Niye öyle parçalarını çıkardınız? Evet. Niye parçalarını? Arkadaşlar motorumuz biraz önce de gösterdim. O bir Tümasan. Normal. Pompa falan Lucas'ın da. Evet, şuradan bir Tümasan daha okuyabilir miyiz? Silindir bile o. Sonra Doktaş. Evet, görüyorsunuz Doktaş Tümasan. Bu Tümasan Erkund. Zamanında fiyata parça üreten fabrikalar bunlara parça ürettiği için kendini kanıtlamış çok büyük Türkiye'nin fabrikalarıdır. Yıllardan beri de hiç durmadan bize çalışıyor zaten. Rektifesi yok motorun. Senede 200 dekar falan yere giriyor sadece. Burada Erkund
görüyorsunuz. Doktaş'tan bloğu. Motor komple. Basma. Alt haline de şu anda bir kaba bir temizlik yapıyoruz. İçini bezle sıyırıyoruz. Alt haline de gördüğünüz gibi siyah kara yağ var. Tozun oradan geçiş süresinde yapışması için. Hepsini yenileyip takacağız. Temizleyip takacağız yağı değince. Mazot ve benzinle yıkayacağız. Mazot evet, ve benzin tamam. Bunları çok güzel temizliyor. Bunu yıllardır baba, öyle yapıyoruz. Baba sağ olun. Bir de şunu alayım. Mazot harcıyorum diyorum. Mecbur harcıyorum. Şu anda görüyorsunuz mazotla yıkıyoruz. Çukur komple çamur. Birkaç litre mazot maalesef gidiyor ama tertemiz oluyor görüyorsunuz. Mecbur olacak. Benzinle de durulayacağız. Arkadaşlar sezon boyunca görüyorsunuz içindeki pisliği parçayı tabanı tutmuş kumu yapıştırmış altına hazinenin toprak. Evet şu anda gördüğünüz gibi benzinle yıkama yapacağız. Benzini dolduruyoruz. Hazneye boya haznesi. Kompresör. Kompresör çalışıyor. Mazotun yağsını toz çekmemesi için benzinle temizliyoruz. Alt kapak alt kapağı yağ koyuyoruz. Oradaki alt taplanın seviyesini geçmeyecek şekilde bir de delikleri var. Burayı geçmiyoruz arkadaşlar. Tahmini işte 600 milim 650 milim falan bir yağ alıyor. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi malzemeler pırıl pırıl oldu şu anda. Her şeyi temizledik. Evet, son aksamlar birleştiriliyor. Hava borularını, hava giriş çıkışlarını takıyoruz. Efendim öyle oturtma, yukarı kalıyor, baksana. Tamam, kaldıracağım abi. Bir dakika. Evet, hava filtresini takıyoruz. Olmaz, olmaz bir dakika. Tamam, kanala oturtacağım ben.
şu aşağı indirsin. Dur ya, vurma. Daha oturmadı. İyice sıfıra kaldırın, biraz yukarı. Yok, kaldırın kolunu. Tamam mı? Sıfır da yok. Dur, ben bir çivata alayım. Bunu böyle tutayım. Bir tek çivatayla tutturalım. Şunu bir tut. Yukarı kaldır sen. Bana da vida verir misin? Bir dakika, şeyi bir, hortumu takayım bir dakika. Hortumu takayım da. Dur, sen öyle tutmayayım. Ben katıramadım. Bir dakika İbrahim. Payından girmiyor ya. Şurayı temizlediğiniz yok. Şöyle. Çamur düştü. Bakın. Du, bana koyduğun da şey birbirine yutmuyor. Dur bakayım. Tamam. Oğlum iki tane 13 tutuyor İbrahim. Bunlar 13'ten başka tutmaz. Daha öbür 13 nerede? 14 sıkıyor baba. Hava. Hava filtresin hortumu. Evet. Ekstoz manif koltuğuna kadar tümosan da. Silindir blok tümosan. Alt hazine tümosan. Şanzıman dok kaş. Bir dinleyelim. Luk 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 eder. Hava filtresi temizlendi. Bizim minnoşu uyandırabilir. Cam kapalı oğlum. Yer titriyor. Horro horro horro. Çalıştırmıyor. Zaten hava filtresini temizlemezsen motorun canıdır o zaten. Evet. Temizlemezsen. Biliyorsunuz arkadaşlar motoru aşınmayı da çalıştırmayı da sıkıntılı çalışmasını hep hava filtresi sağlar. Bunu zaten çoğu bilir.